Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Saat 4 olmuş arkadaşlar. Biraz geç uyandım, idare edin. Zaten BTC'de bir cacık yok. Öyle değil mi? Yatay gidiyoruz dünden beri. Ama bir detay var, onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, mevcut kanalın alt çizgisine tutunuyorduk biz düne kadar. Ondan sonra bir düşüş geldi. Ardından altında hareket etmeye başladık kanalın. Yani bir geri çekilme daha görebiliriz diyor bu grafik. Ne olmadıkça bu alçalan yeşil çizgi kırılmadıkça. Yani biz şu hareketi görmedikçe arkadaşlar bir geri çekilme daha bekleyebiliriz. Net olduğunu düşünüyorum. Nerenin üzerinde 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyor? 26.550 üzerinde 4 saatçik kapanış lazım arkadaşlar. Bu olmadıkça nereye düşebiliriz? Daha önce de değindiğimiz gibi yükselen ana trendimiz var arkadaşlar. Bugün için hangi seviyede ona bir bakalım. Şöyle yakınlaştıralım. Şu an bulunduğu seviye 25 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan ne? 1. Alçalan trendi kırmamız lazım. 2. Yükselen trendi kırmamamız lazım. Yani kırılmayacak arkadaşlar. Bu 25 bin dolar altında günlük kapanış gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Biliyorsunuz arkadaşlar, şu grafikten de durumu dünkü videomda anlattım zaten. Daha önce de yükselen ana trend kırılmıştı. Çok sert düşüşler gelmişti. Şimdi tekrar yükselen ana trend kırılırsa daha sert düşüşler görebiliriz. O yüzden 25 bin dolar altında günlük kapanış gelmeyecek. Peki gün içinde düşerse ne olur? O zaman arkadaşlar temkinli gidebilirsiniz. Yani 4 saat kapanış geldi 25 bin altında. Hani orada bir İzleyin arkadaşlar. İşin rengi kötüye gitti mi ona göre duruma müdahale edebilirsiniz. Tabii eksik kalan işlerimiz de var. Mesela işte aylık Bollinger orta bandımız. Orayı test etmedik arkadaşlar. Keşke test etseydi de ondan sonra düşseydi. Öyle değil mi? Diğer taraftan da MA50 de tutunuyoruz. Yani eğer biz Bollinger orta bandını test edeceksek arkadaşlar 25 bin altında gün kapanışı gelmemesi gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Eğer gelirse de MA20'yi test etmeden sert düşüşler görülebilir. Şimdi şöyle de bir durum var. Haftalık Bollinger orta bandını kırmıştık biliyorsunuz. Dünkü yükselişle de retest yaptık. Yani test ettik Bollinger orta bandını. Oradan tekrar geri çekilme yaşadık arkadaşlar. Şu anda da 25.980 seviyesindeyiz. Bu Bollinger orta bandı neden önemliydi? Tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Arkadaşlar, geçmişten beri hep büyük bir önemi var bu Bollinger orta bandının. Bakın üzerindeyken boğa rallisi, altındayken ayı rallisi. Gördünüz mü? Ve ne zaman orta bandı kırarsa alt banda düşüyor arkadaşlar. Bakın. Burada da aynı o şekilde. Orta bandı kırıldı, alt banda düştü. Orta bandı kırdı, alt banda düştü. Orta bandı kırdı, alt banda düştü. Hemen hemen her seferinde bunu yaptı arkadaşlar. Ve şu anda da orta band kırılmış durumda. Aynı anda da stokastik RSI saç sinyali verdi. Ve MACD'de de saç sinyalini aldık arkadaşlar. Yani geriye ne kalmıştı? Bir tek yükselen trendimiz kalmıştı. O da bugün için 25 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Yani çok uzatmaya gerek yok videoyu diye düşünüyorum. Bugün bu noktaları takip edin. Ve arkanıza yaslanın arkadaşlar. Stres yapmayın, tamam mı? Sadece verdim o iki seviye. 25 bin dolar ve düşen trend çizgimiz 26.550 dolar. Bu iki yeri takip etmeniz yeterli olacaktır. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.